Şekil 1'deki kaya parçası iple çekilmeye çalışılmasına rağmen hareket ettirilemiyor. Şekil 2'deki çocuk barfik çekiyor. Şekil 3'teki itilen araba hareket ettiriliyor. Buna göre 1-2-3 nolu durumlardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır? Fiziksel anlamda arkadaşlar bir iş yapılabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. O halde baktığımızda taşı çekiyoruz bir kuvvet uyguluyoruz ama yer değiştirme var mı? Yok. Yer değiştirme yoksa... Bu sıfır olduğu için yapılan iş sıfır olmuş olacak. Burada bir iş yapılmamış olacak. İkincisine baktığımızda barfik çekerken buradaki adam ne yapıyor? Kendisini yukarı doğru yükseltiyor. O halde yer çekim kuvvetine karşı bir iş yapmış olur. Kuvvet var. Kuvvet doğrusunda yer değiştirme var. Yani fiziksel anlamda bir iş yapılmıştır. Üçüncüsünde ne yapıyoruz? Ee, şekildeki bir arabayı hareket ettiriyoruz iterek. Yani bir kuvvet ve kuvvet doğrusunda da bir yer değiştirme söz konusu. O halde hem kuvvet var hem de kuvvet doğrusunda yer değiştirme varsa burada bir fiziksel anlamda iş yapılmış. Yani cevabımız 2 ve 3 doğru D seçeneği olmalı deriz. Sırıkla yüksek atlama sporcusunun atlayışı sırasında T1, T2, T3, T4, T5 anlarında sporcunun ve sırığın konumları şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangi doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Sırığın T1 anında yere göre potansiyel enerjisi T2 anındakinde göre büyüktür. Arkadaşlar potansiyel enerji Mg çarpı H yani cismin ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Burada sırığın potansiyel enerjisinden bahsettiğimiz için sığının ağırlık merkezi başlangıçta burası mg çarpı yerden yüksekliğini burası alacağız. Yani gördüğünüz gibi kendi boyundan hop biraz daha yukarıda yaklaşık kendi boyunda diyelim. Şimdi ne oluyor? İkinci durumda arkadaşlar T2 anına baktığımızda hop elini almış burada, aşağı doğru şuraya sıkıştırmış. Yani buraya doğru bir yuvaya doğru itmiş ve baktığımızda ağırlık merkezinin yerden yüksekliği boyundan aşağıda bir seviyede. Yani seviyesi ağırlık merkezinin yerden yüksekliği ne yapmış? Çubuğun azalmış. O zaman potansiyel enerjisi azalır mı? Azalır. Demek ki T1 anındaki yeri göre potansiyel enerjisi t 2 andakinden büyüktür. Doğrudur. T3 anında sırıkta esneklik potansiyel enerji birikir. T3 anda baktığımızda buradaki çubuk ne yapmış? Sırığımız bükülmüş, esnemiş. Yani burada esnemeden dolayı bir esneklik potansiyel enerji birikmiş mi? Doğrudur. 3. T5 anında sporcunun kinetik enerji sıfırdır. Arkadaşlar biz buradan yukarı doğru çıkarken şöyle bir eğik atış hareketi yapmış oluyoruz. Eğik atış hareketinde sporcu tavana çıktan sürekli hareket halinde olduğu için sürekli yataydaki hızından kaynaklanan bir kinetik enerjisi vardır. Bundan dolayı kinetik enerjisi maksimum yüksekliğe çıktığında sıfır değildir eğik atış hareketlerinde şu şekilde yaparsak yatayda mutlaka bir yol aldığı için yatayda bir hızı mutlaka vardır. Çünkü buradan düşey yukarı doğru çıkma durumu söz konusu değil. Sıra baktığımızda düşey konumda duruyor. O zaman buradan yukarı doğru bir nesne çıksa belki maksimum yüksekliğe çıktığında anlık olarak durup sonra aşağı doğru inebilir. Ama buradan başlayıp arkadaşlar şu şekilde bir hareket izlediğinden dolayı burada maksimum yükseklikte hala belli bir kinetik enerji yani hızı vardır. Onun için de sıfırdır diyemeyiz. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Havanın direncinin önemselmediği bir ortamda sporcu trambolinden zıplayarak şekildeki gibi en fazla h kadar yükselebiliyor. En fazla h kadar yükseliyormuş. Buna göre trambolinden zıplayan sporcu havada yükselirken mekanik enerjisi ve ivmesinin değişimi hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hava direnci önemsiz. Yani enerji kaybı burada önemsizse o zaman adam tramboline yani çocuk tramboline e, sıkıştığı andan yükselinceye kadar geçen süre içerisinde yukarı doğru çıktığı için arkadaşlar e, mekanik enerji dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmadığı için mekanik enerji korunur. Hava sürtünmesi önemsiz. O zaman burada esneklik potansiyel enerji yükselirken e, yer çekim potansiyel enerji ve kinetik enerjiye dönüşmüş oluyor. O zaman demek ki bu yükselme esnasındayken dışarıdan bir enerjisini azaltacak bir etki olmadığı için mekanik enerjisi arkadaşlar değişmez. Gelelim şimdi iğmesine. Yukarı doğru çıkarken bu cisme uygulanan kuvvet yer çekim kuvvetidir. F çarpı A prensibine göre F'imiz MG yani cismin ağırlığıdır. M çarpı A dediğimizde A'mız G'ye yani yer eşit olur. O halde Cisim yukarı doğru aşağıdan yukarı düşe yatış hareketi yaptığı için e, cisim yukarı çıkarken de yer ile aşağı inerken de yer çekim iğmesiyle hareket edecek. Yani cismin belirli bir iğmesi bu iğmesi de arkadaşlar yer çekim iğmesidir. Ve bu iğme de arkadaşlar sabit kaldığı için değişmez diyeceğiz. Ve cevabımız C seçeneği doğru çıkar. Kaan kütlesi 50 kilogram olan halteri 5 saniyede sabit hızla 25 cm yükseltiyor. Buna göre halteri kaldırışı sırasında Kaan'ın ortalama gücü kaç wattır? Sürtünmeler ve Kaan'ın kolunun ağırlığı önemsizdir şeklinde bir bilgi verilmiş yer de 10 olduğu söylenmiş. Arkadaşlar ortalama güçten bahsediyor. Güç iş bölü zaman veya enerji bölü zaman yardımıyla iş eşitliği enerji ilkesinden dolayı enerji bölü zaman yardımıyla bulunabilir. O zaman biz bunu gücünü bulurken iş f çarpı delta x bölü bu arada geçen süreye t dediğimizde uygulanan kuvvete baktığımızda sabit hızla 25 metre yükseltiyorsak sabit hızla gidebilmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvet sıfırsa cisim ne yapacak? Sabit hızla gidecek. Yani ağırlığı 50 kilogram olduğu için 50 kilogram 500 newtondur. Yani mg dediğimizde ağırlığımızda g 10 olduğu için 500 newtonluk bir kuvvetle sabit hızla bunu yükseltebilir kuvvetimizin şiddeti 500 Newton. Ne kadar yükseltiyoruz? 25 cm o da 1 bölü 4 metredir. 1 bölü 4 ile çarptığımızda bölü bu arada geçen süreye böleceğiz. Süremizde 5 saniye geçtiği için bunu 5'e bölersek karşımıza 500 bölü 20 yani sıfırlar giderse 50 bölü 2'den 25 wattlık bir gücü varmış. Buradaki hal tercihinin cevabımız arkadaşlar A seçeneği olmalı diyeceğiz. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki oyuncak pistin K noktasından serbest bırakılan oyuncak arabanın L ve M noktalarından geçerken hızlarının büyükleri VL ve VL bölü VM oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar enerji konunun bağımsına göre başlangıçta K noktasından cisim serbest bırakılmış. L noktasından yani H yüksekliğinden geçerken ve yine M noktasından yani yerden geçerken ki kinetik enerjiler oranı soruluyor. O halde biz enerji konumu burada uyguladığımızda Oyuncak arabanın tekerleklerinin dönmesinden kaynaklanan kinetik enerji önemsizlenmiş ve ortamın sürtünmesi olduğu belirtilmiş. O zaman dışarıdan bir kuvvet etkisi olmadığı için ilk enerji son enerjiye eşittir. Başlangıçta bunun yüksekliğinden dolayı potansiyeli var. HH'dan dolayı 2H yüksekliğinde yani cismin kütlesine M dersem aracın kütlesine M çarpı G çarpı 2H'lık bir potansiyelimiz söz konusu. Eşit olacak L noktasından yani L seviyesinden geçerken kinetik artı potansiyel enerjimize. O halde bu noktadan geçerken kinetik enerjimiz 1 bölü 2 m çarpı l noktasındaki hızının karesi artı yerden yüksekliğimizde potansiyelimiz var mgh. Bunu buraya atarsak bir tane mgh'ın 1 bölü 2 m çarpı l noktasındaki hızının karesine eşit olduğu ile alakalı bir denklem buluruz. Benzer mantığı yine M noktası ile K noktası arasında yaptığımızda yine enerji korunum ilkesinden E ilk eşittir E son mantığıyla hemen başlangıçtaki enerjimiz yine Mg 2 aşı. Mg 2 aşı yani 2 Mg aşı. Buradan geçerken yerde olduğu için kinetik enerjisine yani tamamı kinetiğe dönüşeceği için 1 bölü 2 M çarpı Vm'nin karesine eşitliyorum. Şimdi bu iki denklemi arkadaşlar taraf tarafa bölersem 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 M gider. VL'nin karesinin VM'nin karesinin oranı dediğimizde buradan kare köklerini alırsak 1 bölü kök 2 L'deki hızının M'deki hızına oranı çıkar. Yani cevap D seçeneği olur deriz. Katı yakıtlı bir termik santralin çalışma şeması aşağıda verilmiş olup sistemde çalışma sırasında kullanılan ve oluşan 1 2 3 nolu enerji türleri şekildeki gibidir Buna göre 1 2 3 4 nolu enerji türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar birincisi burada bir kömür var. Kömürdeki kimyasal enerji yani ilk başlangıçta bir kimyasal enerjimiz söz konusu. Bu enerji arkadaşlar bakın burada ne yapıyor? Yakılıyor. Kaynatıcı kazan içerisinde. Yakılınca burada e, ısı enerjisine dönüşmüş oluyor. O halde ikinci aşamada ısı enerjisi kullanılmış. Tabi bu ısı enerjisi arkadaşlar şuradaki suyu kaynatarak hareket ettirerek buradan devam ediyor ve burada arkadaşlar ne oluyor? E, bu tribünleri döndürmeye başlıyor. Ve bu döndürülen yani buhardan dolayı ısıtılmasından dolayı buhar buhar da bunu hareket ettiriyor. Yani bir mekanik enerji söz konusu. Üçüncü aşamada mekanik enerjiyle karşılaşıyoruz. Bu mekanik enerjide hareket enerjisi Burada haliyle jeneratörü döndürerek manyetizmadan yararlanılarak yüklerin hareketleri sağlanıyor. Yani elektrik enerjisine dönüşüm söz konusu oluyor. Son aşamada demek ki elektrik enerjisi üretilmiş olacak. Yani cevabımız 3'ünü sağlayan C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekildeki sistemde rüzgar tarafından rüzgar gülünün döndürülmesiyle lambanın yandığı gözleniyor. Buna göre aşağıdaki verilen enerji türlerinden hangisi yukarıdaki sistemde gözlenmez? Işık enerjisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada lamba yandığı için etrafı ışık salıyor. Bir ışık enerjisi gözlenir. O halde bu olmaz. Elektrik enerjisi. Halil arkadaşlar bu ışığın yanması için elektrik enerjisi kullanılmış oluyor. Burada yine rüzgarın hareketinden yararlanılarak hareket enerjisi, rüzgar enerjisi kullanılmış oluyor. Rüzgar ile arkadaşlar haliyle bir mekanik enerji, kinetik artı potansiyel anlamına gelecek. Yani burada yine bir hareket söz konusu olduğundan dolayı kinetik enerji kullanılmış olacak. Yani burada bir kinetik enerji söz konusu. Yani mekanik enerji içerisindeki. Kimyasal enerjiye baktığımızda burada kimyasal enerjiden yararlanılarak elde edilmiş bir enerji söz konusu değil. Çünkü rüzgar döndürülmesi döndürülmesiyle lambanın yandığı söylenmiş. Yani burada kimyasal diyelim bir akü, aküde kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böyle bir enerji de kullanılmamış. O halde cevap E seçeneği yani kimyasal enerji bu sistemde gözlenmez. Bir haltercinin halteri kaldırışı sırasında 0-2-3-3.1 anlarında sporcunun görünümü şekilde bilir. Sporcunun 0-2 saniye aralığındaki ortalama gücü P1, 2, 3 saniye aralığındaki ortalama gücü P2. 3, 3.1 saniye aralığındaki ortalama gücü P3'tür. Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar güç nasıl bulunuyordu? Güç iş bölü zaman veya enerji bölü zaman mantığından yararlanıp bulunuyordu. O halde burada halterci ne yapıyor? Buradaki halteri kaldırarak bir potansiyel enerji kazandırmış oluyor. O halde... Buradaki halterin kütlesine m dersek birinci aralıkta mgh kadarlık bir iş yapmış oluyor. O zaman birinci aralıktaki potansiyel enerjiye baktığımızda 0-2 saniye aralığındakine baktığımızda yerden h yüksekliğine kadar çıkarmış. Yani burada mgh'lık bir iş yapmış mgh'lık haltere enerji aktarmış. Ne kadar süre geçmiş peki? 2 saniye 0-2 saniye aralığında 2 saniye geçmiş. Şimdi ikinci aralığa bakarsak ikinci aralıkta 2-3 saniye aralığını Bakın burada h yüksekliğindeyken 3h yüksekliğine çıkarmış. Yani 2h daha yükseltmiş. O zaman bu aradaki fark kadar yani 2mg kadar iş yapmış. Bu arada geçen sürede bakın 1 saniye. 2. saniye ile 3. saniye aralığında 1 saniyelik bir süre geçmiş oluyor. Son aralığa, 3. aralığa baktığımızda ise arkadaşlar bakın bu aralıkta h kadar daha yukarı çıkarmış. Yani mg kadarlık bir iş yapmış ve geçen sürede 3 saniye ile 3.1 saniye aralığında 0.1 saniye. Yani biz buna 1 bölü 10 saniye diyelim. O zaman birinci aralıkta yarım mgh, ikinci aralıkta 2 mgh, üçüncü aralıkta 10 mgh bölü t'lik bir gücü var. Yani buradaki gücü yarımsa buradaki gücü arkadaşlar 2, buradaki gücü de 10 olmuş olur. Yani P3 en büyük, sonra P2, sonra P1 şeklinde bir sıralama Doğru sıralamadır. 3 2 1 yani cevap A seçeneği doğrudur deriz.